Geçmişin izlerinin suyla örtüldüğü, topraklarını Fırat'a teslim etmiş hüzünlü şehir. İçindeki karanlığı yansıtırcasına sadece bu topraklarda açan Siyah Gül'ün memleketi. Sualtı kaşifleri Anadolu'nun sualtı kaynaklarını keşfe çıktıkları yolculukta bu kez kayıp kentin izinde ilerliyor. Halfeti'deki saklı dünya gün yüzüne çıkıyor. Yılında Birecik Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla Fırat Nehri'nde su seviyesi 60 metreye kadar yükselir. Evler, köyler, sokaklar, bahçeler, kimilerinin çocukluğu, kimilerinin ise gençliği sulara gömülür. Oysa Fırat hayat demektir, bereket demektir bu topraklarda. Fakat bu kez yaşam Fırat'ın serin sularına teslim olur. Sualtı kaşifleri şimdi Şanlıurfa'da sular altında kalan yerleşim yerlerini, geçmişi, Halfeti'nin belleğini keşif yolunda. Dalış noktasını belirlemek, Fırat'ın kıyısında havayı teneffüs etmek, rüzgarın sesine kulak vermek için önce kısa bir mola. Çok güzel. Hiç rüzgar yok. Bir tek bulut yok. Harika. Böyle çarşaf gibi bir su. Geleceğimiz nokta herhalde şu asfaltın olduğu yer herhalde, değil mi? Orayı ben geri geri manevra yapıp ineyim. Evet. Ama ara sokak varsa bakalım. Buradan evlerin olduğu yere giriş varsa ne kadar onlara yakın girersek o kadar iyi. Şu binalara ulaşırsak daha iyi olur. Hmm. Evet. Onların arasından gireriz. Bak şurada iki tane bina var, görüyor musunuz? Eşyaları oradan suya indirirsek hem mesafemiz daha kısa olur. Görseli evet, güzel evet. Görseli çok güzel oranın, binaların. Güzel evet. Mesela şurada iki tane bina tamamen suyun altında. Evet. Onlar çok enteresan olacak. Evet. Evet. Çatıdan gireriz artık. Haydi bakalım o zaman. Çatıdan girer, kapıdan çıkar. Haydi dalışa. Güzel bir dalış bizi bekliyor. Fırat Nehri üzerindeki yerleşimlerin sonunu hazırlayan barajların hikayesi 1965 yılında başladı. Tam 10 yıl sonra 1975 yılında tamamlanabilen ilk baraj Keban oldu. Sonrasında baraj inşaatları artış gösterdi. Keban'ın ardından Karakaya, Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları inşa edildi. Türkiye'deki uzunluğu yaklaşık 1260 kilometre olan Fırat Nehri'nin bugün sadece üçte biri doğal akışında. Geri kalan kısmı ise baraj gölleri halini almış durumda. Fırat üzerinde inşa edilen bu beş ana barajın gölleri yüzlerce köyü ve antik yerleşimi sular altında bıraktı. Çekem Birecik'in kuzeyinde sular altında kalan onlarca köyden biri. Eskiden kuş seslerinin fıstık bahçelerine eşlik ettiği Çekem köyünde koca bir dünya sular altında şimdi. Su üstünde kalan tarih ise yalnızlığa emanet. Sualtı kaşifleri olarak bu kez Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeyiz. Burada 2000 yılında Birecik Barajı'nın yapılmasıyla birlikte Fırat Nehri yükseldi ve birçok yerleşim birimi su altında kaldı. İşte bu kez
Bu su altındaki yapıları inceleyeceğiz. Onlara batık dalışı gerçekleştireceğiz. İlk durağımız da Çekem Köyü. Çekem Köyü'nde hazırlıklarımızı yaptık ve su altındaki binalara, oradaki yerleşim bilimlerine, sokakların arasında su altında gezeceğiz. Böyle enteresan bir değişik bir dalış gerçekleştireceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Uygun dalış noktasını belirleyen ve yerini alan ekibimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. Engin Aygün, Emre Karakoyunlu ve Ali Ethem Keskin her dalış öncesinde olduğu gibi yine büyük bir özenle çalışıyor. Çıkılan her yolculuk ayrı bir serüvene davet eder. Masallar, düşler, hikayeler. Su altının zengin dünyasında her birinden izler bulur, farklı öykülerin kahramanlarıyla tanışırsınız. Oysa bu yolculuk diğerlerinden farklı olacak. Bu kez Halfeti'de yolun sonunda ekibimizi bekleyen ne bir hayalin dekoru ne de bir rüya sahnesi. Yolun sonundaki dünya gerçeğin ta kendi. Suların gizlediği, geçmişi, iyiliği, güzellikleriyle kayıp bir kentin hikayesi. Kayıp kente dalmak, geçmişin misafiri olmak gibi. Sualtı kaşifleri, sahipsiz evlerin konuğu, boş sokakların bekçisi şimdi. Çekem İlkokulu'nun bahçesi artık yosunlarla kaplı sadece. Çoğu binanın tavanı çökmüş, yapılar enkaz halinde. En son kim çıktı bu merdivenlerden? Yoksa çocuklar mı oynamıştı basamaklarında? Halfeti'de sular altında yalnızca evlere değil, kaya oluşumlarına, taş mimarinin farklı üsluplarına da rastlamak mümkün. Üç tarafı kapalı ve üstü tonozlu eyvanlar Orta Asya'dan Anadolu'ya geniş bir coğrafyada görülebiliyor. Bu farklı mimari şimdi Fırat'ın sularında dönüşüm içinde. Kökü derinde ve sabit olan bitkiler sulara gömülüp ölüyor. Yükselen yosunlar, dönüşümün yeni galipleri.
Bir saat suda kaldık. Abi ben sonlara doğru gerçekten üşüdüm yani. Böyle yani, ısırmaya başladı böyle. Yavaş yavaş. 12-13 derece su vardı. Ve aşağı gittikçe de dağda, soğuyordu. Evet. Ben biraz indim aşağıya. Aşağıda daha da bulandı biraz. Aşağısı soğuktu. Herhalde 12'nin altına düştü bir ara su. Baktım bir şey de yok. Yukarı doğru çıktım. Karşıma zaten binalar çıktı. Ne kadar misafirperverler değil mi? Kapı açık. Pencereden giriyorsun, kapıdan çıkıyorsun. Oradan kapıdan giriyorsun, evet, pencereden evet, çıkıyorsun. Çok güzeldi. Yani. Evleri dolaşıyorsun. Evet. Kimse sana karışmıyor. Bir tane evin galiba hiç girmediğimiz kısmı kalmadı gibi bir şey yani. Evet. Her yerine girdik çıktık bütün odalarına. Engin de çok güzel çekti. Güzeldi. Enteresan bir deneyim değil mi? Yani, evet, yani hani böyle bir garip de bir his veriyor insana. Böyle değişik bir his veriyor. Yani hafif biraz üzüntülü gibi geldi bana. Böyle. Evet, ben şeyi düşündüm orada. Acaba bu evden insanlar yaşadı. Evet. Hani orada sofralar kurdular. Evet. Kim neler konuştular, ettiler. Çıkıp gidiyorlar. Yani öyle geldi. Yıllar boyu insanların yaşadığı yerlere sen onları bırakıyorlar. Sen ve böyle bir şekilde giriyorsun içeri. Ama misafirperverlik vardı. Farklı kültürlere, medeniyetlere ev sahipliği yapan topraklarda tarih içinde farklı uygarlıklar hüküm sürmüş. Şehir tarih boyunca Hititler, Asurlular, Medler ve Perslerin idaresinde kalmış. Roma İmparatorluğu'nun 395'te ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma sınırlarına dahil olmuş. Bizanslılarla Sasaniler arasında sık sık el değiştirmiş. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklular bu topraklara kadar gelmiş. Bölge tarih içinde dönem dönem istilalara uğramış. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sonrasında Osmanlı topraklarına katılmış. Halfeti'de yol alan ekibimiz için istikamet bu kez Savaşan Köyü. Burası sular altında kalan onlarca köyden bir diğeri. Köye tekneyle ulaşmanız mümkün. Sualtı kaşifleri bu kez yola su üstünden devam etmek üzere soluğu teknede alıyor. Savaşan köylüleri suların yükselmesiyle yıllarını burada bırakmış ve biraz daha yukarıda inşa edilen yeni köylerine taşınmışlar. Halfeti'de doğmuş, büyümüş ve 2000 yılında Bilecik Barajı yapıldıktan sonra bu çevreyle ilgili değişimleri bizzat yaşamış olan şair, yazar Nihat Özdal'la birlikteyiz. 2000'li yıllardan sonra Halfeti'de yaşamınıza bir baraj ve büyük bir su kitlesi girdi. Evet. Neler hissediyorsunuz? Çocukluğumuzun geçtiği her yer sular altında kaldı. Baraj öncesi tüm kanyon boyunca burada meyve bahçeleri vardı. Tabii benim de çocukluğum bir meyve bahçesinde geçti. Tüm çocukluğunun insanın sular altında kalması psikolojik bir vaka. Halen benim rüyalarım eskiden sular altında kalmış olan evlerimizde, o avluda, işte nehir konağında geçiyor. Tabii şimdilerde bir 8 yıllık süreçte dalışı keşfettik. Hani Halfeti'de dalış yapılabildiğini keşfettik ve o sulara tekrardan dalabiliyoruz. Hani yolculuk yapabiliyoruz oraya. Neler hissediyorsunuz? Yani bu
baraj su altında kaldıktan sonra ne gibi değişiklikler oldu? Yani eskiden yaptığınız şeyleri yapamıyorsunuz şimdi ama... Biz çocukluğumuzda kıyı boyunca söğüt ağaçları vardı. O söğüt ağaçlarından suya atlardık. Benim su sporlarıyla asıl tanışmam ağaçlardan atlayarak oldu. Ağaçlardan atlayamıyoruz çünkü kıyı şeridindeki tüm ağaçlar sular altında kalmış. Ne yapabiliriz diye düşünürken ilk önce kano sporunu tanıdık. Kano sporuyla başladık. Halfet'te milli takım kampları falan da oldu kano ile ilgili. Çok güzel. Evet. Kano'dan sonra kürek branşında çalışmalar yaptık. Ama o sular altındaki evlerime, sular altında kalan okuluma, o bahçeye dönmek, orayı, orada neler olduğunu, nelerin değiştiğini keşfetmek hep benim içimde bir tutkuydu. Bir dalış eğitimi aldım. Ondan sonra kendi sularımda, kendi çocukluğuma dalış yaptım. Halfet'te dalış yapmak benim için, ki ben dünyada çeşitli sularda dalış yapmış biriyim, çocukluğuma dalış yapıyorum. Hani bu aynı zamanda çok metamorfik, şiirsel bir eylem dalmak benim için. Buranın acayip bir doğası var. Türkiye'de Kuzey Afrika'dan sonra çizgili sırtlanın yaşadığı tek bölge burası. Türkiye'nin en büyük kertenkelesi çöl varanı burada yaşıyor. Dünyanın en siyah gülü Karagül Halfeti'de yaşıyor. Suyun altında dikenli yılan balığı, şabut, kers dediğimiz devasa büyüklükteki endemik ufak buraya özgü balık burada yaşıyor. Bunların hepsinin burada yaşamasının bir nedeni var. Yani buranın doğası, kokusu, suyu ve renkler. Evet. Ben sadece bunları yazıyorum. Okuma yazma bildiğim için başka bir şey yok. Kaleminize sağlık. Köyün eski sakinleri geçmişlerini yitirmenin acısı içinde. Fırat, Halfeti Ovası'nın içinden hüzünle akıyor. Bu sular kaybolan yılları anlatıyor. Nehrin derinlerine dalmaksa geçmişe dair bir avuntu belki. Düne dokunmak zamanı unutturuyor az da olsa. Her dalış tarihi canlı kılıyor yeniden. Uzun yıllardır sükunetin hakimiyet ilan ettiği sularda tekne sesleri yankılanıyor sadece. Oysa eskiden ilkbaharla birlikte Halfeti halkı ovaya taşınır, bağlar, bahçeler kış aylarının dinginliğinden sonra coşku dolu insan seslerine kavuşurdu. Bu topraklar alın teriyle, Fırat'ın yeşil rengiyle sulanırdı. Fırat hayat demekti. Halfetililer Fırat'la küçük yaşta tanışır, yürümeyi kıyısında, yüzmeyi soğuk sularında öğrenirdi. O günler geride kalsa da anılar hala en berrak haliyle hafızalarda. Sular önce bağ ve bahçeleri, sonra ilçenin ovaya yakın kesimlerini yutmaya başlamış. Fırat Nehri yükselmiş ve sonunda ilçenin yarısını kaplamış. Suyun altında kalan evlerin ve dükkanların damları birer gölge olmuş. Sadece cami minareleri zamanında burada yaşam dolu bir ilçe olduğunu kanıtlarcasına su üzerinde öylece kalmış. Sular altında kalan Savaşan Köyü Camii'nin yalnızca minaresi su yüzeyine uzanıyor.
tatlı su midyeleri duvarlara yeni bir örtü gibi serilmiş. Kent kalıntıları ise balıklara yuva olmuş şimdi. Kayıp kent artık başka canlıların meskeni. Baraj Gölü'nde yer alan şabut balığı, yöreye has ekonomik değeri olan ve avcılığı yapılan önemli bir tür. Bu nedenle zaman zaman geleneksel sallarla suya açılan balıkçılara rastlamak mümkün. Uzaktan maviye çalan suların kenarında kurulmuş aynı yapıda ikişer katlı taş evler, sararmış ağaçlar ve tüm bunların üstünü örten masmavi güneşli bir gökyüzü. Tüm bu güzelliğin ortasında yarısına kadar sulara gömülmüş bir cami minaresi. Evlerin ve camilerin su altında kaldığı eski halfeti doğal güzelliğiyle dikkat çekici. Fırat Nehri'nin altında kalan taş mimarisiyle saklı cennet olarak da anılmaya başlayan halfeti, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir belde haline gelmiş. Her geçen gün artan turist sayısıyla ilçede birçok etkinlik alanı oluşturulmuş. Thank you.
İlçeye gelen turistler Fırat Nehri üzerindeki tekne turuyla bölgeyi gezme imkanı bulabiliyor. Halfetili yeni kuşak, Birecik Barajı tamamlanıp sular tutulmaya başladığında belki çok küçük yaşlardaydı ya da henüz dünyaya gelmemişlerdi. Yeni nesil için sular altına gömülen bir tarih ve yaşam artık yerini yeni umutlara bırakıyor. Çeken Mahallesi, Savaşan Köyü ve Rumkale istikameti üzerinde su altında kalan evler, ağaçlar, camiler, mağaralar görülebiliyor. Kano ve diğer su sporları Halfeti'nin değişen yüzünün göstergeleri. Doğa yürüyüşü ve bisiklet parkurlarıyla eşsiz doğa içinde kanyonlar, kuşlar, endemik bitkilerle dolu bir yolculuk kayıp kentin ziyaretçilerini bekliyor.